Anlıyorum da ya, üniversite yani en yukarıda üniversite yönetimi ya da esas sahibi sizin gibi profesyonelleşmiş insanlarla çalışıyor. Dolayısıyla bu işler profesyonel ekiplerle oluyor. Yani sizin önereceğiniz, sizin oluşturacağınız platformları onların çok kolay anlayacağını düşünüyorum. Yani siz çünkü onları anlatmak zorundasınız. Evet hocam, kuruluşumuzdan beri yani fakültenin kuruluşundan beri o anlamda biz çok büyük destek gördük. Onu belirteyim. Evet. Yani burada işte en son gerçekleştirdiğimiz bu Akademi Ada etkinliğinde işte 50 ton mermer getirildi Türkiye'den. O gelenlerin biçimlendirilmesi burada işte 70'den 70'e herkes tarafından izlendi. Bunlar çok güzel bir şey. Bir değere dönüştürüldü. Tabii, Aslında yani çok güzel. sonuçta o işte bir taş kütlesinin bir sanat eserine dönüştürülmesi, bir heykele, bir anıta Ve o dönüştürülmesi, süreci tabii o izleyebilmek. süreci insanlar izlediler. Öğrenciler de izlediler, hocalar da izlediler, dışarıdan ilgili olan olmayanlar da izlediler. Sonuçta biz bir değere dönüştürdük onu. Çok Bu güzel. değerin de biz görüldüğünün farkındayız ki bunlar hemen çok güzel bir şekilde üniversitemizin değişik yerlerine, üniversitemizin köşküne çok güzel bir şekilde yerleştirildiler. Ve Harika. bunları görmek bizi çok tabii mutlu ediyor, bizi motive ediyor. İşte o motivasyonun etkisidir ki biz bugün bu programı yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Yani bu hazır bu konuya ufacık bir ilave de ben koyayım. Yani bu üç boyutlu yani heykel meselesi ve üniversitede ve böyle bir süreçten sonra bu heykellerin konumlandırılması, alanla ilişkilendirilmesi belki bizim şehirlerimiz için de çok lazım. Bu çok başka bir konu esasında. Tabii aslında hocam bu farkındalık arttıkça yani bu çünkü işte sonuçta şimdi ben çok da şey yapmak istemiyorum ama belediyeler gibi ya da işte devletin diğer ilgili kuruluşlar ya da ilgilenenler bilmiyorum. Yani bizden yardım istedikleri takdirde biz onlara yardıma hazırız. Yani İşte ben biz onu gerekeni yapmaya söylüyorum hazırız. Uğurcan Bey. Ben diyorum ki üniversitelerin yani bu ülkede nüfus oranına göre çok fazla üniversite var ve bu akademik kurumların topluma sırtı dönük yaşamaması lazım. Bakın mesela işte biraz önce söyledik bu belediyelerin bu konuda yardım almak istemesi yani ekspertiz yardım almak istemesi.